Peki senin enerjin çok yüksek bir insansın ya. Bazen böyle bir sıkıldığın, hadi canım artık gideyim hani işte şöhretsin, çok güzel her şey. Ama bir kendi özgürlüğünde kıstanıyor. Hani gideyim artık biraz Avrupa'da yaşayayım ya da başka bir memlekete gideyim. Hiç Avrupa'da yaşamayı düşünmedim. Çünkü Avrupa'da yaşamak bana göre bir şey değil. Yani bakma öyle giyinince hani Bermuda'yı da etekli bilmem neydi. Çok Avrupa'yı gibi duruyorum ama çok bana uygun bir şey değil. Ben öyle gece 7.30'da hayatım bitti. Hiçbir şey hoşuma gitmiyor. Ben de öyle her gece sokaklara çıkmıyorum ama biliyorum ki dışarıda bir hayat var. Evet değil mi? O bence çok önemli bir şey. Bir ülkeye ya da bir şehre gittiğimde mesela ben şeyimdir. Hep ilk şunu düşünürüm. Bu gece burada ne yapabilirim? Eğer bir şey yapabilirim duygusu geçiyorsa bana o şehirde yaşayabilirim. Eğer hayır çok sıkılırım bu şehirde diyorsam mümkün değil. Ama mesela şey geçiyor. Tekrar aslıma geri dönüp bir kasabaya yerleşmek duygusu geçiyor. Aa gerçekten evet. Yapabilecek misin bu kadar şeyden sonra? Ya bunu herkes soruyor. İstanbul'da yapıyorsam kasabada da yapabilirim diye düşünüyorum. Çünkü İstanbul'da yaşamak kasabada yaşamaktan çok daha zor. İşte her gün 2,5 saatim yolda trafikte geçiyorsa. Evet ama zaten o zorluğu sevmiyor muyuz? Ya bizi çeken o zorluk değil mi? Yok ya trafik içinde bir şehirde yaşanır mı canım? Ama olsun gene de bir hayat mücadelem var, bir adrenalin var. Yetiştim, yetişmedim, geldim, gelmedim, gidiyorum, gidemedim. Yok benim pek sevdiğim bir şey değil. Bütün hayatımı trafiğe göre düzenliyorum ben mesela. Ama senin evin uzak değil mi? Ha, biraz uzak. Biraz yakına gelsin. Biraz şehrin dışında. Ay çok güzel. Beni ödüllendirmedi, resim çektirirken dil çıkardı diyor. Öyle bir gününde. O da bir ödül, dilini gördünüz. Kötü bir şey değil ki. Bir ara peki stand-up da yapmaya başladın. O devam ediyor mu? Yok, etmeyi düşünüyor musun? O bitti. Bir şeydi bitti. Ama mesela bana çok faydası oldu. Ne anlamda faydası oldu? İlk öğrendiğim şey şu oldu. Sahnede elini nereye koyacağını biliyorsan starsın. Çok doğru. Ne acayip. Fazla çok, gelir değil mi insana? Fena bir şey. İlk çıktığında dedim ki Allah'ım bunlar şimdi yani fazla da nereye koyuluyordu bunlar? Hani normalde ne yapıyorum ben ellerimi? Dolayısıyla o yarışma çocukları daha iyi anladım mesela. Ha. Çok önemli bir şey. Çok önemli bir şey. Nedenmiş acaba? Bunun hiç psikolojik bir şeyi var mı? Vardır da ben bilmiyorum. Hani o elini koyacak yer bulamazsın. Evet çok fena bir şey o. İki bak tane şimdi topu topu. Öyle bir şey. Ama öğreniyorsun. Evet. İşte o da. Galiba biz Türkler vücut dilimizi çok kullanmadığımız için bazen bize çok fazla geliyor. Onları çünkü, da öğrenmek lazım. Doğru. Vücut dili çünkü iletişimde ve sahnede ve televizyonda en önemli şeylerden bir tanesi. Doğru. Elini kullanabilmek, omuzunu, saçını, yüzün mimiklerini. Bizde çok büyük alışkanlık değil o vücut dili. Ve bir edalı olmak evet, falan. Çok alışkanlık olmayınca o yüzden bunlar hep fazla. Nereye gidecek bunlar diye. Orada peki kendin konuşmalarını, skeçlerini daha doğrusu kendin mi yazıyordun hepsini? Yok, vardı bir yazar. Kendinde ama zaten. Tabii ki. Sonra sahipleniyorsun zaten. Hani ağzına yakışan, yakışmayan bir sürü şeyi ayırıyorsun. Şurada bazı şeyleri not aldım da. Demin sen kendin de söyledin kıyafetlerini diye. Değişik kıyafetler deniyorsun. İşte ikoncan falan da dediler sana değil mi? Sinirlendin. Çok hoşuma gitmedi. Niyeyse Türkiye'de yani ikoncan deyince şu anda hakaretmiş gibi geliyor bana. Neden? Bana da öyle gibi geliyor. Bak gördün mü? hani böyle sanki çok tırnak içinde biraz gerzek, hani giyinmekten başka hiçbir şeyle ilgisi olmayan, hayatta karşı hiçbir şeyden haberi olmayan, sadece giyinip süslenip gezen bir insanmış gibi geliyor. Ya da benim anladığım alt metni bu. Böyle algılıyorum ben. Yani. Görünüş ama yani çok insanla tabii ki kendi arkadaş çevremizde falan filan konuşuyoruz da bana da biraz öyle geliyor. Yani senin kadar sert bakmıyorum ama bana da öyle geliyor işin açıkçası. Yani hani neden? Hani Eda'yı takdir ediyorum. Çünkü ilk Eda'ydı. Hani nasıl sen ilk jüri üyesiydin ve hepimiz kabul ettik, sevdik. İlk Eda'ydı. Ama diğerlerinde böyle hani çoluğun var, çocuğun var falan hani ne gerek var? Ne zorun var? Oluyorum yani. Ne zorun var oluyorum. Bir de hani Allah aşkına o kıyafetleri başka hayatta kim giyebilir? Yani ben onu merak ediyorum mesela. Ya da hani o resim çekildikten sonra bir daha hiç giyiyor mudur? Hayır. Değil mi? Görüyor musun canım? Görmüyorsun. Ben bir de şeye çok sinir oluyorum. Çocuklarına doğum günü partisi yapıp kameraları çağıranlara. Çocuklar neden? Yazık çocuklar oynayacaklar. Siz orada süslü püslü giyiniyorsunuz falan. Şöyle hepsi beni topa tutacaklar ama. Gerçek yani bu.
Bırak çocuk eğlensin, Legos'unu yapsın, zıplasın, atlasın, salıncakla sallansın. Sana ne oluyor? Sana ne oluyor? Niye sen fotoğraf veriyorsun ya yani dergilere? Neyse. Bizi çok seviyorlar, izliyorlar ama biz de birazcık da konuşalım. Ya, değil mi? Şimdi Popstar'dan hatta ikon canların lafının edildiği bölüm var. Hemen bir onu seyredelim bakalım. Sırada benim can yoldaşım. Her gün en az bir kere telefonlaştığım. Gözünden hiçbir şey kaçmayan adam. Türkiye'nin en çok sevilen jüri üyelerinden. Armağan Çağlayan geliyor alkışlarınızda. Dün vardı bir gazetede yeni ikon can diye. O ikon can olunca insan hani sanki bana aptal diyorlarmış gibi geliyor. Yok. Gayet güzel giyiniyorsun. Çok da yakışıyor kim ne derse desin. Onlar da bence zaten güzel giyindiğin için ikon demişler sana. Sağ ol. Hoş geldin Armağan'cığım. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi bir dakika. Lütfen mevzuyu başka yere doğru saptırmayalım. Soruya cevap verelim. Zaten şu konuda entikiriz. İnsan her halde ve her şartta istiyorsa şarkı söyleyebilir. Şimdi mesela sorum şu. Buradan diyelim ki birinci çıktınız. Size bir içkili lokalden sahneye çıkma teklifi geldi. Bu içkili lokalde sahneye çıkar mısınız? Çıkmam. Çıkmazsınız. Peki nasıl para kazanacaksınız? Bir kaset mi yapmak istiyorsunuz? Kaset olabilir, evet. İstiyorsunuz. İstiyorum. Çünkü sesimi duyurmak istiyorum. Yani burada olmamdaki amaç bu zaten. Türkülerimi duyurmak, insanlarla paylaşmak. Amacım bu benim. Başka bir amaç yok. Peki başka yok bir yani. Soru daha soracağım. Tabii buyurun. Armağan'cığım burada sadece sana değil hepimize zamanla ilgili problemimiz olduğunu hatırlatmak tamam. zorundayım. Bir kısacık bir soru tamam. soracağım. Tamam. Bu iş biraz da sahnede şov işi. Geçen hafta da söyledim. Sizin türbanla şarkı söylemeniz beni çok enterese etmiyor. Ya herkes şarkı söyleyebilir. Ama herkes popstar olur mu kısmı bence tartışılmaya değer bir kısım. Türbanla tabii ki şarkı söyleyebilirsiniz. Türbanla çok iyi bir yorum yapabilirsiniz. Türbanla dünyanın en iyi yorumcularından bir tanesi olabilirsiniz. Ama mesela bana sorsalar sizden popstar olur mu? Benim cevabım hayır. Çünkü çok iyi şarkıcı olabilir sizden. Çok iyi yorumcu olabilir. Çok iyi bir kaset şarkıcısı olabilir. Ama sizden bir popstar bence olmaz. Olmaz. Bu benim fikrim. Peki. Bunu söylemeye mecburum affınıza sığınarak. Popstar değil. Bu çatının ismi Popstar Alaturka. Evet. Peki. Peki o zaman bir dakika. Armağan'cığım. Bir dakika. Bir dakika. Kesmiyorum, o zaman. Kesmiyorum zaten. Lütfen kısa bir cevap çünkü biliyorsun. Ayrıca bu çocuk uzaydan ilgili. Mı geldi? Biz seçtik bunu ya. Tamam bir şey demedik biz mi? Biz seçtik bunu. Bayılıyorum Bülent Hanım'a. ne diyorsun bu şimdi popstar, popstar olur mu olmaz mı? Türban var çünkü bayağı. Ben söyledim gene söyleyeyim. Bence türbanlı popstar olmaz. Ama Bülent Hanım'ın söylediği de doğru. O zaman niye? Türbanlı popstar Alaturka'da olmaz. ama biz seçtik diyor. Evet ama şimdi orada bütün jürileri oy vermiyor. Yani 6 kişi 7 kişi oy veriyor. Hani oy birliğiyle gelmedi onu söyleyebilirim. Ha sen çekimsel davrandın. Yok yani öyle vermedi. Bir şey demiyorum. Ama oy birliğiyle gelmedi. Oy çokluğuyla geldi. Anlaşıldı. Herkes öyle. Hiç orada oy birliğiyle gelen insan azdır. Hepiniz her elemeye gidiyor musunuz her şeye? Yok, ben gidiyorum. Neyse daha değişeyim bunu. Yok, hiç bundan gocunmuyorum. Aksine ben bu işin çok iletişim kurma işi olduğunu düşünüyorum. O yüzden de ilk geldiği andan son gittiği ana kadar yarışmacıyla iletişim kurma hoşuma gidiyor. Mesela ilk karşıma geldiğinde nasıl olduğunu ben hep hatırlarım. İlk duygu çok önemlidir bir insanla karşılaştığında. Mesela orada severim ya da sevmem. Bazı insanın sesi yoktur ama ben severim, içim ısınır mesela. O yüzden çok önemsiyorum o elemeleri ben. Doğru söylüyorsun ama o elemelerde hani bizzat olunması gerekiyor.